Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden selamlar. Ben Ceylan Erhan. Bugünkü canlı yayın konuğum çok özel ve konumuz da online eğitim sürecinde evde veli olma. Konuşmacı konuğum mesleğinin duayenlerinden Sayın Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu. Bir yandan davet göndermek için müsaade rica edeceğim sizden. Sizler yayına katılırken bir de konuyu dinleyelim. Hocamı da davet ediyorum yayına. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Ceylan'cığım, nasılsın? İyiyim hocam, sizi gördüm daha iyi oldum. Çok mutluyum sizi ağırladığım için. Sizler Çok nasılsınız? teşekkür ederim. Aslında birbirimizi ağırlıyoruz burada. Pek ev sahibi misafir yok değil mi? Evet, doğru. Evet. Online eğitim sürecinde evde veli olma konumuz. Müsaadenizle öncelikle sizi takdim edeyim ben. Tamam. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu hocam. Evet, merhaba herkese. İşleyeceğiz hocam bugün. Efendim, son söylediğini Çok duyamadım. merak edilen bir konu bu. Yani konuyu duyanlar, ben de hemen muhakkak bunu izleyeceğim dediler. Evdeki veliler de çünkü bu süreci bayağı zorlu yaşıyorlar sanıyorum. Evet, Ceylan yakın zamanda bir sosyal medyada bir video paylaşıldı. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Bir araç yaklaşıyor okulun önüne ve iki tane ufaklığı arabadan yaka paça indirip kaçıyor anneyle baba. Sanıyorum bu ve şöyle bir açıklaması var videonun. Okullar başlamıştır. O yüzden zorlandı. Herkes çok zorlandı bu süreçte. Ama anne babalar biraz daha farklı zorlandılar Ceylan'cığım. Evet. Hocam pandemi sürecinin aile yaşantısına nasıl etkileri oldu? Neler oldu? Neler olmakta? Şimdi aslında tabii şöyle söyleyelim mi? Neler olmadı ki diyerek devam edebiliriz buna. Çok etkilendik. Hepimiz çok etkilendik. Demin de söyledim. Hatta olumsuz etkilendik. Yani sürece dair kiminle konuşursak konuşalım Ceylan. Bu iş bana çok iyi geldi diyen evet var, yok değil ama fazla değil o insanların sayıları. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik ve evde yaşam bir anda bizim aslında akşamları bir araya geldiğimiz ya da hafta sonları bir araya gelip işte başarabilirsek birlikte kahvaltımızı yapıp yemeğimizi yediğimiz onun dışındaki saatlerde herkesin işine, okuluna gittiği bir yer olmaktan çıktı. Yani işte başımızı soktuğumuz, uyuduğumuz bir yer olmaktan çıktı Ceylan. Eğitim alanı, çalışma alanı, bütün etkileşimlerimizin gerçekleştiği bir yere dönüştü. Ev bir anda bambaşka bir yapıya dönüştü. Evet. Evet, ve evde olmaktan da bütün bunları o sıkışık ortamda, hele kalabalık aileleri açıkçası düşünemiyorum. Ne kadar zorlandıklarını da tahmin edebiliyorum. Hepimizin ruh hali etkilendi. Bu başlı başına konuşulması, zamanla süreç daha hafiflediğinde de çözümlenmesi gereken yeni sorunlar yaşayacağımız bir duruma dönüştü. Çünkü normal koşullar altındayken hem evde hem sosyal yaşamda farklı mekanları kullanarak biz sosyalleşiyorduk. Ama şimdi uzunca süredir 50 günü hatta 2 ayı aştık değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Şimdi artık günleri de ben de karıştırıyorum. Evet. Ve 7/24 bir aradayız. Ailede herkes 7/24 bir arada. Bunun tabii toplumsal boyutları olan başka sorunlara yol açtığını hep konuşuyoruz. Aile içi şiddet, iletişim sorunları gibi ama bu süreç hiçbir döneme benzemiyor.
Dışarıdan beslenme, yani insan olarak, sosyal olarak dışarıdan, ev dışında bir yaşamdan beslenme şansımız kısıtlandı tabii ki. Ve birbirimizle geçirdiğimiz zaman bizi yormaya başladı. Gerginliklere yol açıyor bu durum. Çünkü bir süre sonra herkes birbiriyle olmaktan sıkılmaya başladı. Ben Evet. bazen beni takip eden öğrencilerimiz var sosyal medyadan görüyorlardır. Bir kedimiz var evimizde. Bazen diyorum ki o da bizden sıkıldı. Çitos. Evet, Çitos. Çitos'un da bizden sıkıldığını bazen söylüyorum. Bu tabii zorunlu evde kalmanın aslında gerginliğe yol açmasının en önemli nedeni, onu söyleyelim istersen Ceylancığım burada, kısıtlanmış olmamız. Yani bize şu söyleniyor: bu sınırların dışında hareket edemezsin. Bu sınırların dışına çıkamazsın. Şimdi bu engellenme hissi yaratıyor. Engellenme hissi hiçbirimiz için bizi mutlu eden bir his değil, bize iyi gelen bir his değil. Çünkü otokontrolümüzün dışında gerçekleşen bir şey bu. Bu gerginliği artırıyor. Bu gerginliğin artması öfkelenmemize, çabuk, kolay öfkelenmemize, tahammülsüzlüğe yol açıyor. Hatta bu süreçte aşırı beslenme sorunu da yaşamaya başladık. Ben yakın zamanda hemen bir kaynaktan şöyle bir şeye eriştim. Amerika'da bu dönemde online eğitime katılan öğrencilere, üniversite öğrencilerine online sorular yönlendirilmiş ve öğrenciler şunu söylüyorlar: bu süreçte en çok çikolata yedik. Çikolata tüketiyoruz diyorlar. Bu tabii bence abur cubur tüketimini arttıran bir süreç oldu. Ve bir şeye daha yol açtı. İnsanlar evde ne yapacaklarını aslında çok da bilemiyorlarmış. Kendi kendilerine kalmanın ne olduğunu bilmiyormuş insanlar. Böyle bir garip bir durumla karşılaştık. Ve tabii ki bütün bunlarla birlikte gelecek kaygısı, bu sürecin ne zaman biteceğine dair önümüzde bir bitiş çizgisinin olmayışı gerginlikleri artırdı. Baskıyı artırdı üzerimizdeki ve bu tabii bizi yordu ve sarstı. Sarsıcı bir etki bu. Yani bu kadar üst üste olumsuz duyguları hissediyor olmak hoş bir şey değil. Sarsıcı bir olumsuzluk yarattı yani üzerimizde. Bunu Evet, özellikle eğitimde, söyleyelim. Evet, evet eğitimde online platformlara taşındı. evet, online platformlara taşındı. Benim online öğrencilerim tabii ki bu süreçte onlarla bir araya geldik sık sık. Hemen kontrol ettim. Ne yapıyorsunuz? Derse giriyor musunuz? Neredesiniz diye. Ama tabii bu süreç online eğitimin de aslında ne kadar uygulanabilir ya da uygulanamaz olduğu noktalar nelerdir? Bizim de eğitmenler olarak, eğiticiler olarak bunun ne olduğunu anlamamızı sağladı. Ceylan, buradan şunu özellikle izin verirsen söylemek isterim. Estağfurullah hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Mesela şunu çok önemsiyorum. Şimdi seninle böyle konuşurken göz teması ben kurabiliyorum. Ama bu bana gerçek gelmiyor. Bu bana iyi hissettirmiyor kendimi. Ve ben kiminle konuşursam konuşayım bu süreçte, sadece üniversitedeki online eğitimleri yürüten meslektaşlarım değil, aynı zamanda diğer eğitim aşamalarında eğitmenlik yapan aynen insani tarafı çok zayıf. Yani ben şimdi kendimi düşünüyorum sınıfta. Bir kere asla oturmadığım, sürekli dolaştığım, bütün öğrencilerimin yüzüne baktığım, onların söylediklerim karşısında gösterdikleri tepkiyi, yani geri bildirimi hemen alabildiğim bir şey yüz yüze eğitim. Şimdi arkadaşlar da yazıyorlar ve bunu da çok önemsiyorum. Evet, online'da duygularımızı ifade edemiyoruz. Hatta Edemiyoruz, onlara takılıyorum. evet. Ben hareket halindeyken omuzlarına dokunurum, ne yaptınız derim. Bunu sağlayamıyorsunuz. Yani insani sıcaklığı olmayan bir şey ve ben açıkçası kişisel olarak söyleyeyim, bu anlamda anormal zorlandım. Çünkü iletişim çok kıymetli bir şey.
Ben bu yayının sonunda söylerim diye planlamıştım bunu ama göz temasının, beden dilinin kullanılmasının nedenli önemli olduğunu bu süreçte biz gördük. Çünkü Ceylan şöyle bir şey var, sen söyledin ama ben buradan başka izleyenler de varsa hatırlatayım. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesinin Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığını da yapıyorum ben. Ve oradaki derslerimizde özellikle son sınıf öğrencilerimiz, sosyal hizmet uzmanı olmaya hazırlanan öğrencilerimiz, artık ben onlara meslektaşlarımız derim son sınıftayken, onlarla hep iletişimi konuşuruz. Çünkü müracaatçı sisteminin içinde muhtaç durumda olan, ihtiyaç sahibi olan farklı dezavantajlı gruplarla çalışan sosyal hizmet uzmanları için mülakat ve görüşme, iletişim son derece önemlidir. Yapılan işin üçte birini bu oluşturur ki diğer aşamalara kolaylıkla geçebilsin uzman. Dolayısıyla bu noktada iletişimin kıymetini çok iyi anladık. Ve online'ın iletişime bir katkısı olmadığını, ben bunu özellikle söylüyorum. Herkes bu anlamda zorlandı. Yani şöyle söyleyeyim, çok uzatmayayım. Öğrenci zorlandı, öğrenci velisi zorlandı ve eğitmenlerin hepsi zorlandı. Çok bu döneme dair ilerleyen yıllarda sosyal bilimcilerin önünde derya deniz bir araştırma ortamı ortaya çıktı, oluştu. Pek çok şeyi araştırıp sonradan bu etkilere dair üzerinde çok fazla konuşacağız Ceylancığım, öyle düşünüyorum. Hocam şimdi online eğitim de içerisinde çok fazla parantez Evet, barındırıyor. evet. En büyük sınavı da sanıyorum veliler, anne babalar Ah, veriyor. evet. Nasıl Bir, değerlendirirsiniz bu evet. süreçte online? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere bütün dünya genelinde sadece benim güzel adam deyince yanlış anlıyorlar. Güzel adamız ve çok özledim, bir daha söylemek istiyorum. En güzel mevsimini bu sene kaçırdım Kuzey Kıbrıs'ın. Şöyle bir şey var. Hem küresel ölçekte Ceylancığım, hem Kuzey Kıbrıs ölçeğinde ve Türkiye ölçeğinde. İlk defa bütün dünya ve bizler bu kadar büyük ölçekli bir uzaktan eğitim sistemine dahil olduk. Bir kere bu muazzam bir deneyim. Bir yandan böyle bir tarafı var. Benim az önce saydığım dezavantajlı taraflarına rağmen. Ama şöyle bir avantajı var. Evet, muazzam bir deneyim. Ama şöyle bir şey de kazanımı oldu. Bir kere okulların kapanmasıyla birlikte eğitimi sonlandırmamış olduk. Bu çok önemli. Yani evet, yüz yüze eğitimde olduğu kadar belki etkili değil ama her eğitim düzeyinde öğrencilerin eğitimden kopmasını engelledik. Yani bir sürdürülebilirlik sağladık. Bu çok kıymetli. Bu açıdan uzaktan online eğitimin önemi büyük ve vazgeçilmez bir şey. Şimdi böyle bir eğitimde öğretmenlerin ve öğrencilerin, velilerin desteğine müthiş ihtiyacı var. Şimdi sen tabii ki veli üzerinden bunu konuşalım. Bu önemli. Ben işin tabii ki okul sosyal hizmeti boyutu açısından da bakacak olursam ya da bir eğitmen açısından da bakacak olursam veli olarak çok bakamıyorum. Çocuklarım 30 yaşlarına yaklaştıkları için eski günleri Evet. düşünerek söyleyebilirim ama bir eğitmen ve okul sosyal hizmeti açısından bakacak olursam burada öğretmenlerin ve öğrencilerin, velilerin desteğine muazzam ihtiyacı var. Şimdi şunu velilerin kabul etmesi gerekiyor. Öğretmenler velilerden biraz daha farkındalar bu durumun. Zorlu yaşam olayları karşısında çocuklar da ergenlik çağındaki gençler de yetişkinler gibi stres, endişe, korku, şaşkınlık ve üzüntü duyuyorlar. Bütün bunlar çok doğal. Velilerin çocukların kaygılarını bu süreçte önemsemeleri gerektiğini ben özellikle altını bunun çizmek istiyorum. Ve şöyle bir şey yapıyorlar, hem ergenlik çağındaki gençler hem de çocuklar.
yaşadıkları kaygı ve stresi farklı şekillerde yansıtıyorlar. Şimdi bir yandan da şöyle bir avantajım var. 13 yaşında da bir yeğenim var. Onun da bu süreçte neler yaşadığını uzaktan uzağa izleme şansı elde ettim. Bir kere hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorlar. Bu da çok doğru değil. Belki veliler bunu yapıyor, çocuklar çok etkilenmesin diye. Onu model alıyorlar. Şimdi burada şunu özellikle söyleyelim, bu çok önemli. Çok şey olurken hiçbir şey olmamış gibi davranmak sağlıklı bir şey değil. Bir kere velilerimizin bunu unutmaması gerekiyor. Bir şey yaşıyoruz, belirgin olmayan bir süreç ve hepimiz etkilendik. Bunu velilerin çocuklarıyla net bir biçimde paylaşmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Ve farklı hissettikleri kaygı ve stresi farklı yansıtabileceklerini çocukların unutmamak gerekiyor. Ve bir takım farklı şeyler denemek gerekiyor bunu aşabilmek için. Normal koşullardaki ev düzenini mutlaka esnetmek zorunda veliler. Bir kere bunu kabul edelim. Çünkü kendileri içinde bir çalışma ortamı yarattılar. Evden çalışabilen, ofis çalışanı olan ebeveynler eve geldiler, çalışıyorlar. Çocukları için de günlük eğitimi devam edebilecekleri bir okul ortamı olmayan ama evde çocukların huzurla ve kesintisiz bir eğitimi alabilmeleri için uygun fiziksel koşulları sağlayabilmeleri gerek. Yeni alışkanlıklar geliştirmenin hiçbir sakıncası yok bu süreçte. Çünkü sürece uyum sağlamasını çocukların kolaylaştıracak. Ben şöyle şeyler duyuyorum ergenlik çağında çocukları olan anne babalardan. İşte odasına kapanıyor, gidiyor, bizimle hiç konuşmak istemiyor. Çünkü bu bir yansıtma biçimi. İçinde olduğu durumu kabullenmesi kolay değil. Hele de ergenlik çağındaki gençlerin. Onların bir kimlik bulma, kendilik algılarını geliştirme ve karakter oluşumunun olduğu süreç ergenlik çağı. Dolayısıyla bu kadar dip dibe hele de ebeveynlerle yaşıyor olmak ergenler için hiç kolay değil. Onların kendi yaşam alanlarında biraz daha kendi kendilerine kalmalarına izin vermek gerek. Ve şöyle bir şey önemli. Ebeveynlerin bu süreçte öğretmenlerle de tabii ki sık etkileşimde bulunmaları ve çocuklarına şefkatle, anlayışla, güven vererek yaklaşmaları çok önemli. Zorlayarak değil, koşulları esneterek ve esneklik gerektiren bir süreç bu süreç. Bunu kabul edelim. Her anlamda Ceylan, yani sosyal olarak, ruh esnekliği olarak ve davranışsal olarak esneklik göstermemiz gereken bir süreç. Şunu sağlayamayız yani. Ev düzenine sıkı sıkıya bağlı kalalım. Her gün aynı saatte uyanalım. Herkes aynı saatte sofrada olsun gibi bir takım despotik ev düzeni kuralları oluşturarak ilerleyebileceğimiz bir süreç değil. Bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışırsak ev yaşamı ve bu kapalılık süreci kolay geçmez, kimse için kolay geçmez ve ilişkileri bozar. Bu açıdan çok önemli. Ebeveyn olmak kolay değil. Bu süreçte Ceylan, ebeveyn olmakla ilişkili anne babalar ciddi bir sınav veriyorlar. Bu Değil hem mi hocam? sen bana bunu soracaktın, ben bunu biliyorum, bunu yine konuşacağız ama anne baba olmaya dair çok ciddi bir sınav veriyor ebeveynler. Çünkü bu ilişkilerin bozulmaması, çocukların bu süreçten en az zarar ya da hiç zarar görmeden çıkabilmeleri için her bireyin kendi özel yaşam alanlarını yaratarak bu süreci geçirmek çok önemli. Çünkü mahremiyeti var. Her bireyin mahremiyeti var. Bir çocuğun da mahremiyeti var. Bir gencin, anne babanın da mahremiyeti var. Bunları gözeterek bir takım ev yaşamı düzenlemelerini yapmak gerekiyor. Bunlar en azından paylaşımcı olmayı, şefkatli kalabilmeyi ve empatik davranabilmeyi gerektiren bir süreç. Böyle davranabildiğinde bir ebeveyn bence pek çok şeyin halledilebildiğini fark edecektir diye düşünüyorum.
Hocam son zamanlarda sınavlarla ilgili de çok büyük değişiklikler oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden Evet, de tabii evet, ki evet. büyük etkilendi sınav süreçleri. Bir tarafta LGS, MSÜ, YKS gibi sınavlara hazırlanan genç arkadaşlarım var. Bir tarafta da onların velileri var. Gelişmeler ne olursa olsun veli çok hızlı bir adaptasyon sürecine girerek çocuğu için mutlu bir, olumlu bir tablo çizmek durumunda. Her ne olursa Çok, olsun. evet, çok büyük Bunu nasıl sorumluluk. değerlendiriyorsunuz? Evet, şöyle kolay bir şey değil. Yani yapılan şey hiç kolay değil. Bunu söyleyelim. Çünkü yayın dondu galiba, değil mi Ceyda? Evet, Dondu mu? dondu hocam. Ha, şimdi Dondu. sorunu takip edememiş olabilirler. Şimdi bu LGS, YKS bir takım tarih değişiklikleri oldu, değil mi? Evet. Ve bundan da veliler de kızdılar, öğrenciler de bizim motivasyonumuz etkileniyor dediler. Fakat şimdi şöyle bir şey var, bunu hiç unutmamak gerekiyor. Aslında çok kesin kararlar ve çok kesin tarihler üzerinden konuşabileceğimiz bir olmadı. Ve bu kabulle bakmak gerekiyor bu sürece. Beklentilerimizi, çocuklarımıza dair beklentilerimizi bu süreçte onların üzerinde baskı kurarak gösterebileceğimiz bir süreçte değiliz. Bir kere bunu kabul edelim. Yani şöyle bir şey olur sınav zamanlarında. Ben şimdi kendi öğrenciliğimden de hatırlıyorum. Burada bizi izleyen arkadaşlar da mutlaka yaşamışlardır benzeri şeyleri. Ebeveynler hep çocukları işte belirli başarıları göstersinler, sınavları aşsınlar, istedikleri olsun diye bir beklenti içinde olurlar. Ve bazen bu beklentileri çocukların üzerinde gerçekten baskı yaratır ve başarı olacaksa da bu baskı nedeniyle de başarısız da olabilir. Çok başarılı görünen çocuklar. Dolayısıyla buradaki dozu çok iyi ayarlaması gerekiyor ebeveynlerin. Beklentileri arttırarak çocuklar üzerindeki stresi de arttırmayalım. Şimdi çünkü maliyetli bir süreç bu süreç. En fazla da gelecek kaygısı yarattı, tamam. Ama ruh dünyamız üzerinde yarattığı etkilerle maliyetli bir süreç. Travmalara yol açmaması için. Çünkü travmaların maliyeti fiziksel ya da ekonomik maliyetler gibi kolay çözümlenebilen maliyetler değil. Güven, sevgi, iyi niyet ve ilgili olmak çok önemli, abartmadan. Yani burada şu çok önemli. Beklentilerde, ilgide, sevgi ve güvende dengeli davranarak çocuklarımıza bunların olabileceğini kabul etmemiz gereken bir süreçten geçtiğimizi ve şunu hiç unutmamak gerekiyor. Bu yıl olmazsa bunu bir daha deneme şanslarının olduğunu hatırlatmak gerek çocuklarımıza. Çünkü onlar çok gençler. Bu süreçten yara almalarını bir ebeveyn olarak istememek gerek. Onları yaralayacak bir tavır içinde olmamak gerekiyor. En net söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Sayın hocam, bir de çocukları farklı gelişen velilerin, Aa, özel gereksinimli çocuğu olan anne evet. babalar bu süreçten en fazla etkilenenlerden bir tanesi oldu. Çünkü Evet. onların eğitimi aksamış Evet. vaziyette. Onlar için neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi Ceylancığım, aslında şöyle söylemek de yarar var en başında. Bir kere burada biz çok önemli bir şeyi fark ettik hepimiz. Sağlıklı bir şekilde evimizdeyken her işimizi başkalarına ihtiyaç duymadan yapabiliyorken günlerce, haftalarca evden çıkma olanağı olmayan, fiziksel ya da bilişsel, zihinsel engeli olan bireyleri ve onlara bakım veren yakınlarını
herhalde çok iyi anlayabildik diye düşünüyorum. Onlara bir empatimiz gelişebildi diye Kesinlikle düşünüyorum. ben. Bu çok kıymetli bir süreç, bunu anlayabildiysek. Aileler bu süreçte çözüm bulamadıkları noktalarda özel eğitim kurumlarındaki eğitmenlerden internet üzerinden destek aldılar. Bunu biliyoruz, takip ettik bazı çalışmaları tabii. Fakat özel eğitim evde ve veli tarafından gerçekleştirilebilecek bir şey değil, uzmanlık isteyen bir şey ve gerçekten çok zor. Ve veliler şundan çok yakındılar. Maske takmak, sosyal mesafe gibi salgına dair günlük yaşama dahil olan bu yeni değişikliklerin ve tedbirlerin özel gereksinimli çocuklar tarafından anlaşılmasında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar. Bu etkiledi tabii aileleri ve yaşamlarını zorlaştırdı. Çünkü bu çocukların alıştıkları rutinlerini bozdu bu durum. Rutinin bozulması özel eğitim kurumlarından yararlanan ve özel eğitim gereksinimi olan bireyler için etkileyici, onların gelişimlerine zarar veren bir şey. Ebeveynlerin de kendileri ve diğer aile bireyleri için sağlık tedbirlerini uygulamaya, sosyal izolasyonun içinde kalmaya çalışırken özel gereksinimli çocuklarının sorumluluğunu, sorunlarını çözme, eğitimlerini evde nasıl sürdürebileceklerine dair kaygıları arttı ve desteğe ihtiyaçları da arttı. Uzun süreli yaz tatili gibi oldu bu süreç aslında özel eğitime ihtiyacı olan çocukları olan ebeveynler için ve zorlandılar. Şimdi burada önemli olan onlara psikososyal destek sağlayabilmek. Tabii ki iletişime dair onların bilgisi var. Bu çocuklarla ve yakın çevreleriyle iletişim kurabilen, yıllardır bu işin, bu sistemin içinde var olan aileler. Ama şöyle bir şey oldu. Bazı şeyleri algılayabilen çocukların virüsü korkutucu bir figür olarak adlandırdıkları ve kapıya, balkona dahi çıkmadıklarını söylüyorlar ebeveynler. Kesintiye uğraması eğitimin bu şekilde çocukların kazanılmış becerilerinde gerilemelere yol açtı. Ve ebeveynlerin dayanıklılıkları azaldı. Şimdi bu çok önemli. Hem özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar başka türlü etkilendiler, hem de ebeveynler böyle çocukları olan, özel eğitime ihtiyacı olan çocukları olan ebeveynler ve dayanıklılıkları. Dolayısıyla anne babalara yönelik neler yapabilecekleri, bunları nasıl üstesinden gelebilecekleri ne dair bilgilendirme çalışmalarına ihtiyaç var ve buna biz psikososyal destek diyoruz. Bu psikososyal desteğin özel eğitim kurumları tarafından bir kısmı sağlanabildi, bir kısmı da buna ihtiyaç duyduklarını ilgili yerlere ilettiklerinde kurumsal destekler sağlandı. Bunu tek başına ailelerin aşmaları kolay değil. Desteğe ihtiyaçları var Ceylancığım. Muhakkak. Şu konuya tekrar müsaadenizle değinmek istiyorum hocam. Biz bu online eğitim süreciyle tanıştığımız zaman bir yerde zaman mevhumu da yitirilmiş oldu. Öğretmenlerimizin emeği burada çok büyük. Veliler istedikleri anda WhatsApp'tan ya da başka sosyal medya mecralardan öğretmenlere ulaşabildi. Her zaman öğretmenler de geri bildirimde bulundu. O Evet, yüzden ben evet. sizin dostluğunuza çok teşekkür ediyorum bu eğitimci öğretmen arkadaşlara da. Bu noktada hocam, az önce bir hocam soru sordu. Veliler çok stresli, çok talepkar olabiliyor üzerinde bulunan bu stresten dolayı. Öğretmen veli iletişimi için hocam neler tavsiye edersiniz daha sağlıklı da olabilmesi açısından? Aa, şimdi şöyle söyleyelim mi? Bir kere bence veli tarafından önce ben bir şey söyleyeyim. Velilerin şunu hiç unutmamaları gerekiyor. Öğretmenler de bir başka çocuğun annesi ya da babası. Ve onlar da Evet. benzeri, yani bunu unutmamak gerekiyor ve bu noktada velilerin bu kadar talepkar olmanın
ne kadar doğru olup olmadığını kendilerine sormaları gerek. Yani bu empati gerektiren bir süreç. Öğretmenler çocuklarla ilgilenmeye çalışırken velilerin taşıdığı kaygının zaten farkındalar. Çünkü onlar da birer anne baba, çoğu öğretmen birer anne baba ve ne hissettiklerini velilerin kavrayabiliyorlar. Buradaki empatinin karşılıklı olması gerekiyor. Tek taraflı sadece öğretmenden empati beklemenin haksızlık olduğunu ben söylemek istiyorum. Dolayısıyla bir veli olarak öğretmenle evet etkileşim halinde olmak, ile bağı koparmamak çocukların takibi açısından çok kıymetli. Ancak bunu bu kadar talepkar olarak yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Empati, sadece empati. Biraz empati ile çözülebilecek bir şey. Bu iletişimi zamanlamayı bozmadan, zaman planlarına uyarak, paniğe kapılmadan ve saygıyla sürdürmek gerekiyor. Ama empati bu iletişimin temelini oluşturuyor Ceylan, bunu söyleyeyim. Evet. Hiçbirimiz belki de bu zamana kadar aile üyelerini bu kadar yakından tanıma fırsatı Ben özellikle çalışanlar. Ben buna şöyle bir şey söylüyorum. Ben aile danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Şöyle bir şey söylüyorum. Ne kadar eşinizin ya da çocuklarınızın fark etmediğiniz ve size ne kadar tuhaf gelen, ne kadar değişik alışkanlıkları ve kişilik özellikleri varmış değil mi diyorum? Evet diyorlar. Çünkü bu kadar uzun süre belirli sınırlar içerisinde bu kadar uzun süre yaşanmış bir dönem yok dünyada. Bunu da kabul edelim. Küresel anlamda da böyle. Bu kadar uzun süre hiç dünya tarihinde hiç bu kadar bir arada yaşamadı aileler. Evet, herkes bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında birbirinin yeni özelliklerini gördü. Evet. Kardeşler, ya anneler, da babalar. ya da aslında hiç benzemediklerini, ben bu insanla bu kadar zamanımı nasıl geçirmişim, nasıl bu kadar yıl evli kalmışım diye sorguladıklarını görüyorum ben. Ya da çocukların, anne babalarının ne kadar değişik insanlar olduklarını fark ettiklerini, anne babaların çocuklarının ne kadar değişik olduğunu itiraf ettikleri bir dönem bu dönem. Kimse birbirine benzemiyor Ceylan. Bunu aile olmak herkesin birbirine benzemesi anlamına gelmiyor. İyi ki de benzemiyor aile bireyleri birbirine. O zaman hayat çok sıkıcı olurdu. Aile yaşamının hiçbir renkli tarafı olmazdı. Önemli olan bu farklılıklar arasında uyumlu ve mutlu bir aile yaşamını sürdürebilmek. Sanırım bunun gerekliliğini de anladı insanlar. Herkes birbirine benzemek zorunda değil. Bu benzemezliklerle birlikte bir ortak yaşam alanında ortak değerler ve ortak bir takım mutluluklarla beraber, üzüntülerle beraber yaşamı sürdürmek olduğunu, aile olmanın bunu fark etti insanlar. Bu da ilginç bir şey. Aslında virüsün böyle bir etkisi var. Hem halk sağlığı etkisi var hem de bizim üzerimizde bir takım gerçeklerin farkına varmamızı sağlayan başka olumlu etkileri de var. Tahammülü de öğrenmiş olduk hocam, değil mi, bu Sabır, süre içerisinde? sabır o kadar kıymetli bir özellik ki sabırlı olabilmek. Şimdi tabii burada aslında velilerin öğretmen, öğrenci iletişimi, orada önemli bir takım şeyler var. Ben onu atladım demin söylerken. İzin verirsen ona da bu noktada bunu eklemek isterim. Bir kere çocuklarını göz hapsinde tutmadan izlemesi gerekiyor velilerin. Ve dediğim gibi öğretmenle de empati kurarak bir iletişimi sürdürmesi gerek. Ama burada önemli olan şey şu. Olağanüstü bu durumu çocuklarını normalleştirerek veliler anlamalarını sağlamak zorundalar. Eğer biz bu sürecin salgından dolayı yaşanan normal bir süreç olduğunu çocuklarımıza anlatamazsak,
çocuklarımızın bu online eğitimlerden yararlanmasını da sağlayamayız. Dolayısıyla onların bizimle duygularını konuşabilmelerine, bizim duygularımızı onlara anlatmaya, anlamalarına olanak sağlayacak ortamları evde çocuklarımıza sağlamak zorundayız. Güven vermek çok önemli. Yani biz gerekli önlemleri aldık. Bu süreci birlikte işbirliği yaparak, dayanışarak birlikte geçireceğiz demek gerekiyor çocuklara. Ve tabii ki korunduklarını da bilmek durumundalar. Ancak o zaman rahatlayacaktır çocuklar. Bir de tabii sorumluluk vermek evde. Gönüllü yardım etmelerine, neleri seçerek yardım edebileceklerine izin vererek çocukların bu süreci atlatmalarını kolaylaştırabiliriz. Biz böyle davranırsak öğretmenin işini de kolaylaştırırız. Çünkü bu noktada şöyle bir şey var. Çocuklara ne yapmaları gerektiği konusunda ebeveyn her zaman modeldir. Önce anne ve babayı model aldığı için çocuklar bu noktada örnek olmak zorundayız. Tabii ki işin içinden çıkamadığımız zamanlarda da bu işin uzmanlarından destek almanın hiçbir sakıncası yok. Çok da kıymetli. Bundan da kaçınmamak gerekiyor. Yeter ki panik olmayalım. Bütün mesele bu. Hocam güven vermek dediniz. Bizim toplumumuzda sanıyorum güven vermek kavramı, ben onların önünde ne olursa olsun güçlü durmalıyım ile bir tutuluyor ve içinde yaşadığımız süreden bence çocukların pek bir haberi yok olayın ciddiyetinden. Tatil sanıyorlar hala. Ben bunu ne aldım? Şöyle Ceylan, bunu söyleyelim. Bizi izleyen genç arkadaşlar da isterlerse eğer, ben bu konuda bir şey yapmaktan yana biri değilimdir, bunu öğrencilerim de bilir. Evlenmek, anne baba olmak bir norm değildir. Yani herkes bunu yapmak zorunda değildir. Ama geleceğin ebeveynleri olarak şunu da özellikle söylemek gerekiyor. Helikopter ebeveyn olmamak lazım. Yani her durumda ve her koşulda çocuğunun yerine davranan, düşünen, onu, neredeyse onun yerine tuvalete giden ebeveynler var. Bunu yapmamak gerekiyor. Bu çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük kötülük. O zaman ebeveyn olmuyorsunuz. Yetiştirdiğiniz insanlar sizin bir uzantınıza dönüşüyor. Yani evet, sizin bir uzvunuz olarak. Oysa onlar farklı birer karakter ve kişilikler. Onların kendi kişiliklerini, kimliklerini bulmasına destek olmak zorundayız. Ve bunun içinde yaşamın mükemmel bir yer olmadığını, sırtımızı okşayan, saçımızı okşayan hayatın bir şefkatli anne olmadığını, hayatın zorluklar barındıran bir yer olduğunu, bu zorlukların üzerinden geçmemiz gerektiğini ve bunun için de güçlü olmamız gerektiğini model olarak çocuklara göstermeliyiz. Ama bu demek değildir ki onların yerine yaşayalım. Öyle bir şey yaptığımızda biz birey yetiştirmiş olmuyoruz. Bize bağımlı birer uzuv oluyor. Bizim uzantımız oluyor, demin de söylediğim gibi çocuklar. Kimliklerini, kişiliklerini geliştirme şansı elde edemiyorlar. Bunu yapmayacağız. Hayatta kalmak bizim verdiğimiz güven ve koruma hissiyle çocukların kendilerinin başarması gereken bir görev aynı zamanda. Bu bir gelişimsel görev Ceylan. Literatüre dayalı açıklayacak olursak, bu bizim gelişimsel görevlerimizden biri. Hayatta kalmak, sağlam kalabilmek. Ama bu tabii acımasız bir biçimde burada üzülmeyeceksin, burada bilmem ne olmayacaksın demek değil çocuklara. Hayatın inişleri, çıkışları olan bir yer olduğunu, bazen üzülerek, canımız yanarak bunu yaşayabileceğimizi, ama bunu aştığımızda kendimizi iyi hissedebileceğimizi çocuklarımıza gösterebiliriz. Bu zor bir şey değil. Evet, hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Bu yaşadığımız süreç sabrımız için, sevgimiz için, ilişkilerimiz için bir sınav mıydı? Biz bu sınavdan başarılı olarak ayrılacak mıyız sizce ve başarılı olmak için ne yapmamız gerekir? Yani şimdi bu sınavsa eğer bir not sistemi yok. Bir not almayacağız buradan biz.
Ama şöyle bir şeye yaradı bu süreç. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. İnsanın insana ihtiyacı var. Bir kere onu anladık. Yani başkaları olmadan, dünya üzerinde bizim dışımızdaki insanlar olmadan her şeye sahip olsak da aslında bunun yetmediğini anladık. İnsan çünkü bir başka insan la var olabilen bir varlık aslında. Neyle tanımlarız o zaman? Yani başka bir insan olmasa yanımızda biz kendimizi neyle tanımlarız, değil mi? Bu bizim için bu anlamda çok önemli bir sınav demeyelim de bu noktada istersen Ceylancığım ders. Bu süreç bizim hayatımızda Ders geçirdiğimiz diyelim. evet, birkaç aylık bir öğrenme süreci oldu. Bizim dışımızdaki insanlar önemli. Eğer önemli olmasalardı Ceylan, evlerimizde, konfor içinde, sevdiklerimizle beraber oturuyorken bu kadar bunalmaz, bu kadar sıkılmazdık. Başkalarıyla sosyalleşemediğimiz, arkadaşlarımızla, dostlarımızla sarılıp yanaklarından öpemediğimiz, yan yana gelemediğimiz, o sıcaklığı hissedemediğimiz için bir yerde oturup bir kahveyi birbirimizin gözünün içine bakarak paylaşamadığımız için bu kadar mutsuz ve gergin olduk. Ve aynı zamanda tabii ki gelecek kaygısı var, o ayrı bir şey. Ama biz evlerimizin içinde de kendimizi iyi hissedebilirdik. Bu bizim sosyal varlıklar olduğumuzu söylüyor bize ve insanın kıymetini anlamamızı sağladı. İnsan olmanın ve başka insanlarla birlikte yaşıyor olmanın kıymetini anladığımız bir süreç oldu. İyi bir ders oldu bize. Umarım hocam bu süreci atlattıktan sonra umarım herkes birbirine karşı çok nazik bir şekilde davranmaya başlar Ah, toplumsal ben olarak. o kadar diliyorum, o kadar diliyorum ki aslında yaşamın gözle göremediğimiz bir virüs nedeniyle çok kolay sonlanabileceği kadar yaşamın kırılgan olduğu, yaşamımızın ne kadar kırılgan olduğunu o kadar çok basit bir biçimde bu virüs bize anlattı. Her an sevdiklerimize, dünyaya veda edebiliriz. Umarım herkes bunu bu şekilde anlamıştır. Basit günlük kaygıların, günlük çatışmaların çok önemsiz ve çok bizi yıpratan, bize zaman kaybettiren anlamsızlığını umarım hepimiz anlamışızdır. Birbirimizi çok sevmek zorunda değiliz Ceylan. Ben bunu her zaman söylüyorum. Saygı da değil. Saygıyı sevmediğimiz birine gösterdiğimiz saygı yapay bir saygı olacaktır. O da gerçek değildir. Ama anlamak, birbirimizi anlamak, farklılıklarımıza, çeşitliliğimize şöyle bir göz atmak, bakmak ve o farklılıkları anlamak, işte o farklılıklara saygı duymak. Farklılıklara saygı duyduğumuzda Ceylancığım, insana da saygı duymuş oluyoruz. Bu kadar net ve basit aslında. Ne güzel ifade ettiniz hocam. Çok Teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Çok sevindim. Güzel bir yayındı. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bizi izleyenler de mutlu oldular. Bu yayınlanıyor mu? Sonra kaydı oluyor mu Evet, Nurcuğum? kaydedeceğim hocam, Yaşasın ne paylaşacağım. güzel Ceylancığım. O Sizinle de zaman paylaşacağım. sonradan da izlenebilecek. Çok Evet. teşekkür ederim. Kampüsümüze gelmiş gibi oldum diyecek olursam yalan söylemiş olurum. Geldim gibi olmadı. Gelmek istiyorum En kampüsümüze. kısa zamanda Odama hocam. En kısa kavuşmak zamanda. istiyorum. Denizi görmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim Ben de çok Ceylancığım. teşekkür ediyorum. Katılanlara da çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere başka yayınlarda. Çok çok sevgiler böyle herkese. Uzaktan uzaktan öpüyorum. Sevgiler, Herkesin saygılar. bayramını da kutluyorum. Umuyorum ve diliyorum ki ya bu kadar yalnız ve uzak geçen son bayramımız olsun. Umarız, Herkes umarım. sevdiği, yanında olmak istediği herkese kavuşsun umarım ki. Umarım hocam. Herkese iyi bayramlar diliyorum ben Çok de. Hoşça teşekkürler. kalın. Görüşmek üzere, Görüşmek sevgiler. üzere.